Hilal. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler. Bugün Cumhuriyetimizin 93. yaş gününü büyük bir onur ve gururla hep beraber kutluyoruz. Bize bu onur ve gururu yaşatan başta Türk'ün atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve Cumhuriyet uğruna kanlarını, canlarını vermiş aziz şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Değerli Ayvalıklılar, bugüne kadar Cumhuriyet bayramlarında hep yazılı metinle konuştum. Ancak bugün dedim ki Cumhuriyet için bir şeyler yazmaya gerek yok. Gönlün dolu değilse söyleyecek sözün de yok. Onun için bugün gönülden konuşuyorum. Cumhuriyet için söyleyecek bir cümlesi olmayan insanlara da sözümüz yok. ...18. asırın sonlarında büyük imparatorluk o büyük çınarın gövdesine kurt düşmeye başlamıştı. Harplerde yenilgiler başlamış, ufak ufak toprak kayıpları da akabinde sıralanmıştır. Balkan Harbi, Sarıkamış Destanı, Çanakkale Destanı, Mondros Mütarekesi, Sevr Anlaşması. Dolayısıyla bütün kaleler zapt edilmiş, bütün tersanelere girilmiş, bütün ordular dağıtılmış. Ancak bir adam, kurt bakışlı bir adam, Türk'ün son başbuğu, henüz daha Mustafa Kemal, Gazi ve Atatürk olmamıştır. Elinde çok taze bir fidanla İstanbul'dan vapura binerek Samsun'a ayak basmış. Milletinin sinesine dönmüş. Milletine o çürüyen çınardan bir filiz çıkarmayı, yeni bir fidan dikmeyi, bu topraklara kök salmayı kafasına koymuş ve bunu milletine anlatmaya çıkmıştır. Yol kutsal, yolculuk kutsal, yolcu da kutsal. Samsun, Amasya, Erzurum ve nihayetinde Ankara. Milletin kaderini yine milletin iradesi belirler diyerek 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açarak kafasındaki o yeni fidanın nasıl toprağa kök saracağını şekillendirmiş. Bunu sadece kendisinde gizli tutmuş. Nihayet belli bir süre geçtikten sonra, İstiklal Savaşımız kazanıldıktan sonra, zaferler elde edildikten sonra o fidanın toprakla buluşma zamanı gelmiş. Ve Büyük Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı çevresindekilere, arkadaşlar yarın bu fidanı toprakla buluşturacağız ve bu fidanın adı Cumhuriyet olacak demiştir. ...29 Ekim 1923 sabahı büyük bir coşkuyla Cumhuriyet ilan edilir. Az önce sizlerin Cumhuriyetimiz için bir alkış yapalım dediğimde duymuş olduğumuz o onur, o gurur, o coşku 29 Ekim 1923 sabahı Ankara'da bütün milletin kalbinde büyük bir coşkuyla kabul görmüş ve alkışlara boğulmuştu. Evet, o Cumhuriyet bizim için çok kutsal bir emanettir. O Cumhuriyet bizim için bir namustur. Ve o namusu, o emaneti bizler yok oluncaya kadar korumakla mükellefiz. Bunun en güzel ifadesini yine Büyük
önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle beyan eder: benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti yer evet payidar kalacaktır. Beş bin yıllık, belki daha fazla, bilemiyorum, Türk tarihinde Türk milleti asla esir olmamıştır. Kurmuş olduğu devletler yıkılmış, fakat hemen akabinde çok tazesini, çok güçlüsünü yeniden insanlık medeniyetinin önüne koymuştur. Koyabilmeyi becermiştir. Atatürk de bu özelliğimizi çok iyi tahlil ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yine Türk milletinin kendisine emanet etmiştir. Kendisine teslim etmiştir. Türk milletinin karakteri tıpkı Atatürk'ümüzün dediği gibi bağımsızlıktır, özgürlüktür. Biz asırlardan beri hür yaşadık. Sonsuza kadar da hür yaşayacağız. Bizim topraklarımızda, bizim bayrağımızda, bizim vatanımızda ve devletimizde gözü olanların hiç kusura bakmasın, o gözleri kör olur. Tabi tek başına cumhuriyetle yeterli olmuyor. Bir sürü diktatörlük var adı cumhuriyet diye geçen. Büyük Atatürk bunu da çok güzel Türk milletinin önüne kendi iradesini temsil etsin diye koymuş. Demokratik bir cumhuriyet, layık bir cumhuriyet, sosyal ve hukuk kurallarına saygılı bir cumhuriyet. Yine milletin iradesinin tecelli edeceği bir cumhuriyet. Ben aşağıda konuşuyorum, siz yukarıda oturuyorsunuz. Bu her zaman böyledir. Cumhuriyet, demokratik cumhuriyette böyledir bu. Millet her zaman başımızın üstünde. Zaman zaman demokratik cumhuriyetimize müdahaleler olmuş. Çok sıkıntılar atlatmışız. Ama en sonunda 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Yine demokratik cumhuriyetimize kasteden hainler, akıllarını, vicdanlarını ve ruhlarını emperyalist güçlere satan hainler bir kalkışma denemişler. Ama en güzel dersi yine birlik ve beraberlik içerisinde olan milletimiz vermişti. Sevgili Ayvalıklılar, cumhuriyet bizim, cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyeti korumak bizim en birinci vazifemiz. Onun için içinde bulunduğunuz, yine Büyük Atatürk'ümüzün deyişiyle, içinde bulunduğumuz şartları asla ve asla takmadan cumhuriyetimiz tehlikeye girdiği anda kendimizi kurşunların önüne atabilmeliyiz. Sevgili Ayvalıklılar, sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Güzel bir Ayvalık gününde, Allah da nasip etti, dünkü havaya göre çok güzel bir hava. Çocuklarımız birazdan cumhuriyet coşkusunu çok güzel tasavvur edecek bir gösteri sunacaklar. Ben tekrar sizlere cumhuriyetimizin 93. yaş gününü hep birlikte gururla, onurla kutlamaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi şükranla yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.